ilk yapacağım şey tatlı. Çünkü tatlı çok pratik. Çok hızlı yapılıyor. Yapıldıktan sonra da bir aşağı yukarı 20 dakika kadar dolapta bekleme süresi var. Çıktığı zaman muhteşem, lezzetli, son derece akışkan, harika bir tat. Yaz tarifleri için mükemmel bir öneri. Havalar da ısınmaya başladığı şu günlerde mutlaka deneyin. Şimdi bu tatlı için ihtiyacım olan malzemeler 2 tane lime. Özellikle lime, limon olmaz mı diye sormayın. Çünkü özellikle lime'ın olması gerekiyor. O keskin tadı verecek olan lime. 2 tane de limonla başlıyoruz. Önce yapmak istediğim şey bunların kabuklarını bir şekilde rendeyle çıkartıp ondan sonra sularını çıkartmak, sularını süzmek. Bunların kabuklarını çıkartırken çok fazla derine inmeyin. Beyazlı olan kısımlarını almayın. Sadece üstündeki yeşilli olan kısımlarını alın. Bu tatlının içine hem renk hem de müthiş bir koku verecek. Zaten şu anda lime'ın üstünden çıkan koku çok kışkırtıcı. Yani çok harika bir kokusu var bu lime'ların. Limonu, lime'ı sıktım. Kabuklarını rendeledim. Şimdi bunlara aşağı yukarı 300 mililitre yani 500 mililitre bir yarım kiloluk bir kremanın 5'te 3'ü kadarını koyuyor olacağım. Bunu yaparken ben hassas terazi kullanıyorum her zaman olduğu gibi. Siz göz kararı yapıyorsanız yarım litrelik kremanın aşağı yukarı 5'te 3'ünü kullanıyor olabilirsiniz. 160, 275, 320, 325, evet okeydir. Ve aşağı yukarı 7-8 yemek kaşığı pudra şekeri ilave ediyorum. Evet, 7 kaşık pudra şekeri de buna koydum. En son olarak bu tatlıya inanılmaz bir tat vereceğini düşündüm. Daha önceki deneyimlerimden ya cin ya vodka kullanmıştım. Bu sefer vodka kullanıyorum. Yaklaşık 40 mililitre kadar. O da 5-6 kaşık, 5-6 çorba kaşığı civarında yapıyor. Koyuyorum içine. İçinde vodka var. Limon suyu var. Lime suyu var. Her ikisinin kabuğu var. Pudra şekeri var ve krema var. Bunu yapacağım şey çok basit. Mikserime alıyorum. Kapağını kapatıyorum ve aşağı yukarı 7-8 dakika kadar aletin kendi kendine işini yapmasını bekliyorum. Burada iş bittikten sonra inanılmaz güzel bir krema kıvamında çıkacak. 7 dakika sonra bu tamamdır. Şimdi bu krema tam istediğim kıvama geldi. Aşağı yukarı 7 dakika kadar çırptık bunu. Evet. Şimdi size kremamın ne kadar şahane ve akışkan bir kıvamda olduğunu göstermek istiyorum. Tadı muhteşem. Burada yapacağım şey hiçbir lokmasını ziyan etmeyeyim. Şunu şöyle kenara koyalım. Siz isterseniz kaşıkla koyun. Ben de her zaman kaşıkla koymayı tercih ederim ama bunu size göstermek istiyorum. Bu pastacı torbalarından mutlaka evinizde bulunmasında fayda var. Çok fonksiyonel pastacı torbaları bunlar. Tek başınıza da yaptığınız için pastacı torbasını bir tane kavanoza geçiriyorsunuz. Ondan sonra bu krem şanti kıvamındaki harika lezzeti bunun içine güzelce koyuyorsunuz. Bunun içinde dikkat edin, yumurta akı yok. Yumurta akı olmadığı için bu tip bir malzeme fırına asla giremez. Girdiği anda darmadağın olur ve sertleşmez. Yumurta akının verdiği sertlikle bu fırında pişer. Bunu aksine donduruyor olacağız ve müthiş lezzetli bir yaz tatlısı olacak. Üstüne de çıkar çıkmaz bir kedi dili koyacağım. Kedi dili de İtalyanların çok fazla kullandıkları, özellikle tiramisu'larında kullandıkları bir çeşit bisküvi. Şimdi gördüğünüz üzere tek başıma da olsam bunu güzelce alıyorum. Çok akışkan. Şöyle şu yerinde dursun. Martini bardaklarımı alıyorum. Şık bir prezentasyon olacak. Ve martini bardaklarına bunu güzelce servis etmeye başlıyorum.
Şimdi bu tatlılarımın dördü de hazır. Tek yapacağım şey bunları 20 dakika kadar oldukça soğuk bir dolapta bekletiyor olmak. Dört tatlım da dolapta, 20 dakika sonra neler ortaya çıkacak inanamayacaksınız. Esas benim en büyük favorim bu yaz tatlısı. Bunu bir nane ile bir bizim burada kullandığımız bir portakal sosumuz var onunla ve kedi diliyle beraber servis ettim. Kedi dili hemen hemen bütün büyük marketlerde bulabileceğiniz İtalyan tatlılarının özellikle tiramisu'nun ana maddelerinden biridir. Bunu kaşıkla yemeyeceğim. Bunu şöyle kedi dilinin üstüne getireceğim. Bu şekerli. Bu muhteşem bir ilkbahar beyaz tatlısı. Limonun ekşimtırak tadı.